Hay Allah, bu da dışarı gitti. Yine ben kazandım. İstesem her seferinde tam 12'den vururum da istemiyorum. Neden? Hedef tahtası çabucak eskimesin diye okları dışarı atıyorum. Tabii canım, mutlaka öyle yapıyorsundur. Hadi bir el daha oynayalım. Yok, ben sıkıldım dart oynamaktan. Öyleyse tavla oynayalım. Tavla oynamaktan da sıkıldım. Daha doğrusu burada böyle oturup müşteri beklemekten sıkıldım. Evet, seni eğlendiremiyorum. Moralim bozuluyor. O zaman büroyu kapatalım, Kilyos'a gidelim. Ne yapacağız Kilyos'ta? Denize gireriz. Saçmalama patron. Kış günü denize girilir mi hiç? Asıl kış günü girilir denize. Yazın deniz çöplüğe dönüyor. Bir kulaç atıyorsun, eline patlıcan geliyor. Bir kulaç atıyorsun, eline kabak geliyor. Oysa şimdi deniz tertemizdir. Temizliğini bilmem ama buz gibi olduğundan eminim. Bak, ben onu düşünmemiştim. Üşürüz değil mi? Üşümek ne kelime, donarız vallahi. Peki üst üste iki mayo giysek yine üşür müyüz? Patron. Kapı çalındı. Kapı çalınmasaydı üst üste üç mayo teklif edecektim. İnşallah müşteridir. Tanrım, ne olur müşteri olsun, ne olur müşteri olsun, ne olur. Kızımı, biricik evladımı kaçırdılar. Oh, çok şükür. Bu ne demek oluyor böyle? Pınar Hanım tavlada beni yendi de onun için oh çekti. Siz şöyle geçin lütfen. Şimdi mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde meseleyi anlatın. Kızımı kaçırdılar Bay Kamber. Biricik kızımı kaçırdılar. Onu anladık. Görünüşüm sizi yanıltmasın. O kadar aptal değilimdir. Bir şey 50 defa söylendi mi anlarım. Şimdi söyleyin bakalım. Oğlunuzu kaçıranların kimler olduğunu biliyor musunuz? Kaçırılan beyefendinin oğlu değil. Ya nesi? Ne mi kaçırdılar? Baldız cüce mi? Kız, kız. Beyefendinin kızını kaçırmışlar. Ha, baldız duruyor yani. İyi bari. Peki kızınızı kaçıranlar kimler? Bilmiyorum. 2 saat önce bir telefon geldi ve kızımı kaçırdığını söyledi birisi. Bak sen. Peki niye kaçırmışlar? Onu daha sonra söyleyeceklermiş. Eğer polis işe karışırsa kızımı öldüreceklermiş. Ne olur kurtarın onu Bay Kamber. Elif'e bir şey olursa ben yaşayamam. Beni hayata bağlayan tek varlık o. Aman sakın ağlayıp da işi etmeyin ha. Eşiniz hayatta değil mi? Hayatta olmasıydı daha iyiydi ama maalesef hayatta. İflah olmaz bir kumar hastası. Bazen kendini kumara kaptırıp günlerce eve gelmediği bile olur. Ne kızını düşünür ne de beni, hiç düşünmez. Demek ki kadın düşünmeyi sevmiyor. Boş ver, iyidir iyidir. Eşiniz ilgilenmediğine göre Elif'le siz ilgileniyorsunuz herhalde. Evet, yani size doğrusunu söyleyeyim. Ben de ilgilenemiyorum. Çünkü kendim içkiye vurdum. Çünkü evde huzur yok. Çünkü karım kumarbaz. Sadece kumarbaz da değil. Sorumsuz, duygusuz ve son derece dağınık bir insan. Ana kumarbaz, baba alkolik, aileye bak. Kız ne desin, kaçıp canını kurtarmış. Hadi kış kış kardeşim, biz bu işe bakmıyoruz. Ben çok zengin bir adamım Bay Kamber. Ne kadar para isterseniz veririm. Öyle mi? Ha, o zaman başka. Sana kim alkolik diyor? Kim diyorsa gelsin benim yanımda söylesin. Ne demek alkolik? Bir insan akşamdan akşama 2 tek atmakla alkolik mi olurmuş? Ayrıca adamın evinde huzur yok. Tabii içecek. Yazık. Pardon, adınız neydi? Cemil. Cemil Dibekoğlu. Dibekoğlu süpermarketler zincirinin sahibi. Cemilciğim, bu iş sana 100 milyona mal olur. Masraflar da cabası. Buyurun.
250 milyon. 50'si masraflar için. Yeterli değil mi? Yeterli, yeterli de artarlı bile. Sen gönlünü ferah tut Cemil Bey kardeşim. Şu çeki alınca sana pek bir kanım kaynadı nedense. Kızımı bulacaksınız değil mi? Cemilciğim, sen gönlünü ferah tut. Kızını fazla yıpranmadan kurtaracağız. Haydutlar da cezasını bulacak. Sizden tek istediğim fidyenin ödenmesine aracılık edip kızımı kurtarmanız. Fidyenin miktarı da önemli değil. Ne kadar para isterlerse hepsini verebilirim. İyi de bu durumda bize ihtiyacınız yok ki. Fidyeyi verin, kızınızı alın. Tabii. Ver fidyeyi, al kızı. Ver papazı, al kızı. Ben öyle düşünmüyorum. Ben kalp hastasıyım. Heyecanlanabilirim, duygusal olabilirim, üzülebilirim. Oysa siz bir profesyonelsiniz. Bu tür hatalar yapmazsınız. Tabii canım. Bu tür hatalar bizim için çocuk oyuncağı, değil mi Pınar? Biz hata yaptık mı en babasını yaparız. Bizim gibi hata yapabilmek için senin 40 fırın ekmek yemen lazım. Bay Kamber, bizim işimizde en ufak bir hataya bile yer yoktur demek istiyor. Anlıyorum. Bazen öyle bir laf ediyorum ki ettiğim lafı herkes anlıyor, bir ben anlamıyorum. Cemil Bey, kızınız ne zaman kaçırıldı? Bugün olmalı ya da dün ya da evvelsi gün. Allah, iş uzadı. Önce günü bulacağız, sonra kızı. Doğru söylemek gerekirse ben o iki gün içkiliydim. Onun için hatırlayamıyorum. Aileye bak şapka çıkar. Peki birbirinizin yüzünü unutup da mutfakta karşılaşınca hırsız var diye bağırdınız oluyor mu hiç? Bay Kamber şaka yapıyor. Demek Elif'in ne zaman ve kimler tarafından kaçırıldığını bilmiyorsunuz. Peki kaç yaşında kızınız? Bunu da bil artık. 1975 doğumlu. Yoksa 76 mıydı? Geçen sene liseyi bitirmişti. Kaç yaşında oluyor? Vallahi ben liseyi bitirdiğimde 31 yaşındaydım. Yok kızım, o kadar yok. Daha ufakmış. İşte burası. Oo, köpek var. Sen önden git. Neden? Köpek dişiyse sana bir şey yapmaz. Ya erkekse? O zaman şansına küs. Bak şimdi çok üzüldüm. Demek seni hiç ilgilendirmiyor. Acıklı konuştum. Tamam, ben kendimi feda edeyim bari. Allah! Pınar, kurtar beni Pınar! Beni yer bu. Sen çok yaşa, bu daha bebek. Şimdi bu bebek mi? Allah Allah, ben köpek sandım. Hiç boşuna çenenizi yormayın, sattığınız şey bizi ilgilendirmiyor. Hıyar bizi tencereci sandı. Hadi başla kapıya. Beyefendi, lütfen açar mısınız? Biz Elif için geldik. Ne? Ben de sizi satıcı sanmıştım. Ben de seni papyon takmış sandım. Hala da öyle sanıyorum. Estağfurullah. Hadi buyurun bakalım. Bilmem ki. Sen ne diyorsun Pınar? Buyuralım mı? Beyefendi çok ısrar ediyor. Kırmayalım. Hanımefendi, Elif Hanım'ın sağlığı yerinde mi? Biz de onu araştırıyoruz işte. Ya. Bana bak, meraklı turşucu. Süheyla Hanım'a özel dedektif Bay Kamber'in geldiğini söyleyiver bir zahmet. Söylemeye çalışayım. Çalışayım mı? Kekeme misin be mübarek? Bu kaç? 2. Öpsün seni tilki. Hadi canım, bizi meşgul etme. Git hanımefendiye geldiğimizi söyle. Hadi bakayım çelimsiz tilki. Bu zengin adamlar niye büyük evlerde otururlar biliyor musun? Niye? Karılarının yüzünü mümkün olduğu kadar az görmek için. Karı garanti öcüdür, var mısın bahse? Olur mu canım öyle şey?
Var mısın Bahse? Nesine gireceğiz? Öpücüğüne. Ben kazanırsam seni 2 kere öpeceğim, sen kazanırsan 3 kere. Patron, bugün çok zekice laflar ettiğinin farkında mısın? Hanımefendi, maalesef sizi kabul edemeyecek çünkü morali çok bozuk. Biz buraya 95 yaz modası hakkında konuşmaya gelmedik. O hanımefendi olacak karının odasını göster bize, çabuk. Karı mı? Hanımefendiye karı dedi. Beyefendi mi? Hayır. Öyleyse dönme mi? Karışık yani. Çok kabasınız. Hayatta bırakamam. Ben kabayım. Beni tut, bırakma. Felaket kabasınız. Ben kabayım. Odun gibiyim. Hem kabayım hem kabadayıyım. Bir dakika, lütfen ayrılın. Lütfen, sizden rica ediyorum. Lütfen bizi hanımefendiyle görüştürün. Çünkü Elif'in hayatı söz konusu. Lütfen. Pekala. Bir tek size izin verebilirim. Asıl dedektif benim. Uşak. Kara kuşak. Aman yumuşak. Tamam, lütfen. Pekala, sen geriden gel. Aya yapmayın, rica ederim ama hanımefendi rahatsız edemem. Rica ederim, yapmayın efendim. Ne oldu, ayağına mı bastı? Giremezsiniz efendim, bu saatte hanımefendi rahatsız edemezsiniz. Kafama vurmayın. Numara yapıyorum, idare edin. Anladım, bu benden yapıyor. Hanımefendi kızar. Tehlikeli midir? İdare edin, durma. Isırır mı? Üçe kadar sayıp gireceğim. Çıplaksanız bizim için mahsuru vardır. Üzerinize bir şey alın. 1, 2, 3. Kim bunlar uşak? Nasıl girerler odama? Aman tanrım, bu ne küstahlık böyle? Ben denizini almadan kocam bile giremez. Cemil'in niye alkolik olduğunu şimdi anlıyorum. Karıyı görür görmez canım sert bir içki istedi. Aniden odaya girdiğimiz için lütfen bizi bağışlayın Süheyla Hanım. Fakat söz konusu olan sizin kızınızın hayatı. Bunu sizinle konuşmak zorundayız. Siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum bile. Ben maça papazıyım, bu da kupa kızı. Hadi oradan be. 40 yıllık kumarbazım, senin gibi papaz görmedim. Şaka canım. Aramızdaki soğukluğu gidermeye çalışıyorum. Ben Bay Kamber'im. Bu da Pınar Hanım. Özel dedektifiz. Elif'i arıyoruz, Elif'i. Namussuz, namussuz alçak. Ben Bay Kamber... Bu da Pınar Hanım. Ben kocam olacak alçaktan bahsediyorum. Evet, kocanızla muhabbetiniz çok iyi gibi geliyor bana. Baba olduğu şimdi aklına geldi değil mi? Ay ya, yaktı gül gibi kızımı, yaktı. Kızınızı kocam kaçırdı demeyin sakın. Yok, sadece başıboş bıraktı. Bir genç kızı o kadar başıboş bırakırsa başına her iş gelir. Öyle değil mi anacığım? Bari sen biraz ilgilenseydin kızla. Bilip bilmeden dırdırdırdır konuşma sen de be. Ben psikolojik bakımdan yıkılmış bir kadınım. Doktor tavsiyesi üzerine kendimi kumarla oyalamaya çalışıyorum. Anacığım, kumar oynamanı doktor mu tavsiye etti? Evet, çok şeker bir psikiyatristtir. Haftada 2 kez giderim. Bana sihoş, kendini kimseye karşı sorumlu hissetme. Seni mi ne mutlu ediyorsa onu yap der. Aferin, tabii yap. Bu lafı duymak için demek stresçiye gidiyorsun. Evet. İyi ediyorsun. Kaç para veriyorsun? Her seans için 1.250.000 lira. Bedava değil mi? Sudan ucuz canım. Ama istersen sen bana 500.000 lira ver. Duymak istediğin her şeyi söyleyeyim. Ben Elif konusuna dönsek diyorum. Evet, oraya dönelim. Yaktı gül gibi kızımı, yaktı. Kızınızın samimi olduğu arkadaşları var mıydı? Ay hiç bilemeyeceğim, hiç. Peki boş zamanlarında ne yapardı, nereye giderdi? Ay hiç bilemeyeceğim. Peki bir sevgilisi var mıydı? Ay ben onu da hiç bilemeyeceğim. Kızınızı bulup getirdiğimizde onu tanırsınız değil mi? Herhalde. Bak bundan bile emin değil. Hoşça kalın efendim. Gidiyor musunuz? Evet, hoşça kal diyemiyorum, kalmayın da diyemiyorum. Bu sizin ilerideki tutumunuza bağlı. Dedektifmiş, kolombaklıklı herif. Bana bak, şu kartımı al. Elif'i bulursan bize haber ver, tamam mı? Efendim, anlayamadım. Anlamaz, kabuk kalın herifte. Elde edemedik. Kadın Joker'i kocasından çok seviyor. Boş ver patron. Elif'i kaçıranlar Cemil Bey'i aramışlar mıdır dersin? Aramışlarsa adam sevinmiştir değil mi? Hı-hı. Yazık.
Bu karıyı da gördükten sonra iyice üzülüyorum adama. Gönder içeri. Merhaba. Ne haber? Aradılar. Biraz önce aradı. Konuşmayı teybe alsaydın. Aldım. İşte burada. Şunu bir dinleyelim bakalım. Hiç ses gelmiyor. Lütfen verir misin? Görüyorsunuz sizi eğlendirmek için neler yapıyor. Evet, sağ olsun. Affedersiniz, yanlış tarafı koymuşum. Öyle mi? Ben de zannettim Elif'i kaçıran Ahmet Kaya. Alo. Kızım seninle konuşmak istiyor. Baba, babacığım. Kızım, canım kızım. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Hayır ama çok korkuyorum. Korkma kızım, kurtaracağım seni. Bu kadar yeter. Kızına kavuşmak istiyorsan 250 milyon lirayı sürekli hazır tut. Bu parayı senden her an isteyebiliriz. 250 milyon dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Çok mu geldi yoksa? Söz konusu olan miktar döviz falan değil değil mi? Bildiğimiz Türk lirası. Türk lirası elbet. Levent'e el satmıyoruz. Fidye alıyoruz. İstediğiniz Levent'e parası evde hemen mi satıyorlar? Hayır, bir dakika araya girme. Evet. Neye araya giriyorum ki şimdi? Ne zaman? Alo, alo. Sadece 250 milyon istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 250 milyon. Bu harika bir şey. Oo, keyfe bak adamda. Adamdan 250 milyon istiyorlar, o zevkten dört köşe oluyor. Peki ne yapacağız şimdi? Parayı verip kızı alacağız. Kolay iş. Cemil Bey, hiç düşmanınız var mıydı? Bildiğim kadarıyla yok. Karımı saymazsanız tabii. Evet, ben de ondan şüpheleniyorum. Kızı kumarda kaybetmiş olabilir. Olabilir vallahi. Onun beni üzmek için yapmayacağı şey yoktur. Üzüleceğimi bilse kendini Boğaz Köprüsü'nden bile atar. Ölümü öp, üzülme sakın. Üzülmez mi canım? Ne de olsa karısı. Ekmek çarpsın üzülürsem. Cemil Beyciğim, son zamanlarda kimseyi işten sallamış mıydın? Mesela kapı önüne koyarsın da gidecek yer bulamaz, gelir senin kızı kaçırır. 5 Nisan kararlarından sonra birçok kişiyi işten çıkardık. Ama bunlardan benim hiç haberim olmaz. Bu işlerle personel bölümü ilgilenir. Demek personel müdürü çok şeytan. Sen şu hokkabası bul, kimi çıkarmış görelim. Personel müdürünü ara. 2 yıllık personel listesini getirsin bana. Evet, suçluyu bulduk. Suçlu bu listede adı yazılı 672 kişiden biri. Bravo patron. Bravo dedin ama öpmedin. 2 de borcum vardı. Tamam, bir tane alacağım kalsın. Önce içlerinde sabıkalı olan var mı yok mu ona bir bakalım. Evet, bakalım. Öyle değil. Polise gidelim, onlar baksınlar. Evet, onlar baksın. Biz öylesine bakarız, değil mi? Al bakalım. Bunların hiçbirinin sabıka kaydı yok. İyi baktınız mı amirim? Bir yanlışlık olmasın? Yanlışlık falan yok. Bu listelerin hepsi temiz kamber efendi. Bir tanesinde bile toz, kir, leke filan yok mu? Hatırım için şunlara iyice baksaydın. Senin hatırın için adama sabıka kaydı mı çıkaracağız yani? Yok işte. Laftan anlamıyor musun sen? Yok. Yok canım, var. Var da siz bulamıyorsunuz. Ulan yok diyorum sana, deli etme adamı. Tamam. Sen yok diyorsan yoktur amirim. Niye kızıyorsun? Kızmıyorum, sinirleniyorum. Hayır, diyorum ki bir de dürbünle baksanız. Belki bir sabıkalı görebilirsiniz diyorum. Eğer bir an önce buradan defolup gitmezsen benim sabıka kaydım olacak. Hem de cinayetten. Kızma canım. Bunların hiçbirinin sabıkası yok. Var diyorum sana. Yok diyorum yani. Yok gibi de varmıştır. Zaten ben de yokum. Hiçbirimiz yokuz. Bu bir kabus galiba. Hadi gidelim Pınar. Bir amir bu hale geldi mi yanında durmak tehlikelidir, ısırır.
Evet, bu gerçek olamaz. Kesin kabus gördüm. Gördün mü Pınar? Bu da üşütük. Şöyle aklı başında bir komiser tayin etmediler şuraya. Ya öyle. Bundan önceki bana sinirlenip etrafa saldırmış, vahşi batıya sürmüşler. Allah bunu korusun. Amin. Yine başladığımız noktaya dön. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Evet, yeni amir sıfır. Dünyadan haberi yok herifin. Koca dosyada bir sabıkalı bulamadı. Hani bulamadın, icat etme mübarek adam, Allah Allah. Aa, olur mu öyle şey canım? Niye? İstese yapardı bir kıyar. Nereye gidiyorsun? Yeniden köşke gidelim. Yine o papyonluya mı? Hayır, Elif'in odasına bakacağım. Doğru vallahi. Belki kız odasında yatıyor da kimsenin haberi yok. Belki kızın odasında bir ipucu yakalarız. Tabii. Kızın odasında ipucu çoktur. Aman tanrım, yine mi siz? Evet, yine biz. Bizi görünce iğneciye gelmiş gibi heyecanlanıyor çocuk. Acıtmam canım, aa, söz. Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim. Gerek yok. Elif'in odasına şöyle bir göz atacağız, değil mi Pınar? Evet, lütfen. Bizi küçük hanımın odasına götürür müsünüz? Götüreyim bari. Beni takip edin. Kılavuzu takip edelim. Yumuşak kılavuz. Buyurun buyurun. İşte burası. Bana ihtiyacınız olursa lütfen şuradaki düğmeye basın. Sen burada dur. Bir takım sorular sormamız gerekebilir. Neyle ilgili? Genel kültürle. Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? İyi düşün ve bir defa da cevap ver. Kızılırmak. Aferin. Bilmeseydin iyice yumuşatmıştım seni. Peki en kısa nehri? Kopya yok, kopya yok. Alırım ayağımın altına. İyi düşün, senin gibi kısa bir nehir. Asi. Ne? Bana mı dedin? Hayır, nehir diyorum. Asi nehri. Allah Allah. Asi diye nehir de mi var? Ben bir soru sorayım. Elif sizce kimdir? Elif Hanım, Cemil Bey ile Süheyla Hanım'ın biricik kızlarıdır. Bak, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bundan sonrası artık çorap söküğü gibi gelir. Peki nerelere gider? Kimlerle arkadaşlık eder? Bu konuda bir fikriniz var mı? Küçük hanım rock müziğini çok sever. Bu yüzden genellikle rock müziği yapılan barlara gider. Arkadaşları da kendisi gibi rockçıdır. Tabii. Ana kumarbaz, baba ayyaş, kız da rockçı olur. Rockçı değil efendim, rockçı. Tamam lan. Efkarlı müziği diyorsun. İzninizle. Güzel oluyor galiba. Rock dedikleri işte bu. Aman aman. İnsan bu müziği dinleyince 7-8 şiddetinde depreme maruz kalır ki yıkılır, haraba olur yani. Kızılaç bile havadan yardım atar. Evet. Bravo Pınar. Artık beni anlıyorsun. Anlamaz mıyım? Peki Elif'in bir erkek arkadaşı var mıydı? Yani özel biri demek istiyorum. Sanırım bir boyfriendi olup olmadığını soruyorsunuz. Bu adam da inadına bilmediğim kelimeleri kullanıp beni madara ediyor. Evet, bir boyfriendi var. Adı Tolga. Ancak ne iş yapar, nerede oturur bilemem. Esmer, uzun boylu, uzun saçlı, yakışıklı bir delikanlıdır. Anladım canım, bana benziyor. Burada bir adres defteri var, işimize yarayabilir. Şu da Elif'in fotoğrafı değil mi, onu da alalım. Elif'in en çok gittiği bar hangisiydi, biliyor musunuz? Yarasa bar. Marina'da. Bu kız boş zamanlarında hemşirelik mi yapıyordu? Niye sordunuz? Dolapta bunu buldum da. Yoksa Elif mi kullanıyordu? Aa, hiç görmedim.
Görmezsin tabii. Belki gürültüye getirip iğneliyordu kendini. Ön yargılı olma patron. Ön yargılı değilim, acil yargılıyım. Bu müziği dinliyorum, kafam bozuluyor. Sonra herkesi kulağından tuttuğum gibi dışarı ben atıyorum. Ben bozumum. Ben katili tanımıyorum. Kız, yürü. Bırakın beni. Git. Doğru dürüst bir ana baba olsaydı bu kız böyle olmazdı. Evet, baba alkolik, ana kumarbaz, kız şırıngacı. İyi ki başka çocukları yok. O da keto filan olurdu herhalde. Şimdi ne yapıyoruz? Bence büroya bir uğrayıp bir durum değerlendirmesi yapalım. Aman Pınar, ben açlıktan ölüyorum. Durum değerlendirmesi yapmadan önce bir kebapçıya gidip durum değerlendirmesi yapsak nasıl olur? Paket yaptıralım, zamandan kazanırız. Evet, koşarken yeriz. Benim başımı yeterince belaya soktun. Mızmızlanma da ye yemeğini. Aslında onlara acımıyorum. Onlar bana hiç acıdılar mı? Onlar dediğin annenle baban. Olmaz o zaman. Hayriye teyze yarın ameliyat oluyor, biliyorsun değil mi? Parayı verirler mi dersin? Verirler, merak etme. Vallahi polisle başım derde girerse seni affetmem, bilmiş ol. Girmez, merak etme. Unutma, Hayriye teyze için yapıyorsun bunu. Tamam, anladık. Yeter, kes. Aferin, onların karşısında da böyle sert olmalısın. Çat kaşını bakayım. Bravo. Cemil'i bir arayalım. Belki bir gelişme vardır. Alo. Cemil Bey'le görüşmek istiyorum. Bay Kamber. Tamam, bekliyorum. Geliyor hıyar. Alo. Cemil'cim, ben Bay Kamber. Hatlarda şapırtı mı var? Ben de duyuyorum. Sanki birisi dürüm yiyormuş gibi, değil mi? Bak ne diyeceğim. Aradılar mı? Eğer ararlarsa, senden herhangi bir şey yapmanı isterlerse, sakın kendi başına hareket etme. Tamam mı? Yahu bırak şimdi atlardaki şapırtıyı. Ya birimiz bir oda olacağız. Bir gelişme olursa ararsın. Hadi öptüm canım. Tolga'nın telefon numarası burada, işte buldum. Tolga kim? Elif'in sevgilisi. İnşallah evdedir. Alo. Ben Tolga. Şu anda size cevap veremiyorum. Teşekkürler. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Aa, ben bu sesi tanıyorum. Ben Tolga. Şunu bir dinler misin? Şu anda lütfen size cevap veremiyorum. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Tolgacığım, ben Bay Kamber. Üç kişi olduk. Dördüncü olursa dondurmasına pişmirik yaparız diyor. Niye kapattı kız? Adam daha cevap vermedi ki. Cemil Bey'i arayan sesle bu ses aynı. Elif'in sevgilisi kaçırdı. Hay Allah. Ben de kötü niyetli birileri kaçırdı zannediyordum. Yazık. Demek oğlan kızı sevmiş, kaçırmış. O cadı anası vermemiştir garanti. Evet ama bir erkek kız kaçırdı mı, kızın babasından fidye istemez. Evet, oğlan şeytan. Kayınpederini kazıklıyor demek ki. Hem kızı hem kayınpederini. Elif'in hayatı tehlikede. Tolga fidyeyi aldıktan sonra Elif'i öldürecek. Yok canım. İnsan sevdiğini öldürür mü? Ne sevmesi patron? Elif serbest kalır kalmaz onu yakalatır. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Peki şimdi ne yapacağız? Tolga'nın Cemil Bey'i aramasını beklemeyip peşine düşeceğiz. İnşallah kızı henüz bir şey yapmamıştır. Yaptıysa da artık şansımıza. Şu anda saniyelerin bile önemi var. Patron, iş bölümü yapmamız gerekiyor. Tolga'nın adresi Elif'in defterinde yazılı. Ben Tolga'nın evine gideyim. Sen de o bara git. Şansımız yaver giderse bir şeyler yakalarız. Yahu ben bar sevmem ki. En zor işleri de bana veriyorsun.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam buruk. Ne haber? Hello. Canım benim. Evde yok bacım. Olsaydı mutlaka açardı. Peki siz en son ne zaman gördünüz Tolga'yı? 2 gün önce. Bakkaldan sigara aldırdıydı. Bu apartmanda ahbap olduğu kimse var mı? Tolga mı ahbap olacak? O kimseye selam bile vermez. Biraz serttir. Saldırgan mı yani? Yo, Allah'a var. Efendi çocuktur. Yalnız sabaha karşı gelir eve, öğleyin uyanır. 1-2 gitar dıngırdatır, sonra da çeker gider. Şu resme bir bak. Hiç bu kızla birlikte geldiği oldu mu buraya? Tabii, bu onun sevgilisi. Sık sık gelir buraya. 2 gün önce burada mıydı? Tolga'nın yanında bir kız vardı ama tam olarak seçemedim. Herhalde buydu. Şu kartımı alın. Eğer Tolga buraya gelirse beni hemen arar mısınız? Yalnız rica edeceğim, kendisine hiçbir şekilde hiçbir şey söylemeyin. Tabii, ne demek? Peki. Pardon. Buyur canım. 2 bira vodkalı. Aman vodkalı içme, sade iç. Aa, sana ne be? Sen yeni düştün galiba buralara. Maalesef düştüm. Düşmedim de düşer gibi yaptım. Düşer gibi yapmış. Galiba. Hayır, daha çok lacivert severim. Hadi oradan lacivert. Açıldı, işimize bakalım. Barmen bey, bakar mısınız? Bira mı? Yok. Bir şey soracağım. Burada deprem olduğunda nereye kaçılıyor? Bir yere kaçılmıyor. Biz depreme karşı aşılıyız. Herkes mi aşılı? Herkes. Aman barmencim, benim aşım yok. Çabucak sorumu sorup gideyim bari. Sor bakalım. Tolga şu anda burada mı acaba? Hangi Tolga? Bizim Tolga canım. Bizim Elif'in sevgilisi. Ha, saçaklı Tolga. O birkaç gündür görünmüyor. Görünmüyor demek. Tabii canım. Elif'i araklayınca toz oldu. Pardon, kasaklı. Hayır, saçaklı. Oldu canım. Ben kaçıyorum. Allah seni de kurtarsın en kısa zamanda. Ne, hapishanede miyiz gerçek? Daha fenası. Kim bu ya? Daha önce hiç görmemiştim. Çınarlı Camii'nin ibrikçisi olabilir. Ciddi olamaz. Kesin odur. Cemil'i arayan olmuş mu? Hayır, arayan filan olmamış. Sabah bizi bürosunda bekliyor. Ben ne olur ne olmaz diye senin ev telefonunu verdim. Gece herhangi bir şey olursa seni arayacak. O bar mıdır? Yoksa savaş yeri midir? Beni mahvetti. Eve gidip yatacağım. Peki kız? Kıza bir şey olursa? Kafanı takma. Doktora götürürüz, düzeltir. Anlıyor musun? Bizim manavın kızını da yaptırdıydık. Çok alemsin patron. Gel. Oo, kimleri görüyorum. Kaynananı seviyormuş. Buyurun. Ben kahvaltı ettim fakat bir fincan çay alabilirim. Ya siz Bay Kamber? Ben de kahvaltı ettim. Fakat yeniden edebilirim. Lütfen oturun. Kızınızı kimlerin, daha doğrusu kimin kaçırdığını öğrendik. Kimmiş o alçak? Bilmek istiyorum. Lütfen söyleyin. Volkan. Hayır. Yok, Hakan. Hakan mı dedim? Tarkan diyecektim. Burak Kut. Seden Gürel. Saddam Hüseyin. Sabah kahvesini içmeden Bay Kamber'in kafası yerine gelmez. Kızınızı kaçıran kişinin adı Tolga. Evet, hayatta kafam yerine gelmez. Tabii canım, Tolga. Peki kimdir bu adam? Neyin nesidir? Müzisyen. 2 yıldır da kızınızın sevgilisi. Kızımın bir sevgisi, bir ağzı, bir burnu. Ayrıca 2 gözüyle 2 de kulağı var. Görüşmeye neredeyse unutmuşsunuzdur. Hatırlatayım dedim. Lütfen alay etmeyin Bay Kamber. Size benimle alay etmeniz için para vermiyorum. Canım, her şey için de para alacak değiliz ya. Bu da bizden olsun. Heh, arayan o. Alo. Evet, benim. Hazır. Parayı alır almaz kızımı serbest bırakacaksınız değil mi? Neden hemen değil de bir saat sonra? Yemin ederim ki polise gitmedim. Tamam tamam, kızmayın. Bir saat sonra olsun. Yeter ki kızım sağ salim göreyim.
Saat tam 12'de Hisar'da. Anladım. Yalnız benim kalbim var. O kadar heyecana dayanamam. Parayı bir adamımla yollayacağım. İlle de benim arabamla mı gelmesi gerekiyor? Peki, öyle olsun. Kızıma büroma gelmesini söyler misiniz? Kapattı. Kapatmış. Parayı saat tam 12'de Hisar'da çarşıda bekliyorlar. Biri gelip alacakmış. Bir aksilik olmaz değil mi Bay Kammer? Kızımın başına bir şey gelmez değil mi? Ya gelir ya gelmez. Cemilciğim, sen parayı ve arabanın anahtarını ver, gerisini bize bırak. Beni takip et ama çok gerekli olmadıkça ortaya çıkma. Adamı ürkütmeyelim. Tamam, hadi kolay gelsin. Kolay canım. Bu işler benim için çocuk oyuncağı. Arabayı derenin üzerindeki köprüye doğru sür. Olmaz. Burada beklemem lazım. Haydutlara fidye vereceğim. Haydut benim salak. Aa, Haydutcuğum nasılsın? Gevezeliği bırak da söylediklerimi yap. Arabayı köprüye doğru sür. Bu arada telefonu kulağında tut. Aman ciğerim. Ben telefon kullanarak araba sürmeye alışık değilim. Bir kaza olur, kafam falan kırılırsa sorumluluk kabul etmem ona göre. Bu iş için senden daha salak birini bulamadı mı Cemil Bey? Evet, beni daha fazla tanımıyor ne de olsa. Durdur şu arabayı. Ya köprünün ortasında araba durdurulur mu? Durdur şu arabayı diyorum sana. Ben de durmuyorum. Sıkıysa sen dur. Durdur ulan şunu. Allah'ın belası, durdur. Tamam ulan, ağzını bozma. Durdurduk işte. Şimdi in arabadan. İndik. Hadi be kardeşim. Öndeki arabaların şoförleri bana küfrediyor. Hepsini sana aktarıyorum. Sen onu bırak da sağına. Diğer gibi durulmaz ki. Tamam, bir dakika. Sağ neresi oluyordu? Askerde öğretmişlerdi. Sağ sarımsak. Evet, bakıyorum. Korkuluğun üzerinde bir tane kavanoz göreceksin. Parayı onun içine koy ve aşağı sarkıt. Umarım kafanda beyin yerine taşıdığın o sünger bunu anlamaya yeter. Sünger mi? Benim gibi süper zeka bir adamın beynine atıyorsun demek. Şimdi beni iyi dinle Tolgacığım. Adımı nereden biliyorsun? Şiştin değil mi? Kimmiş sünger beyinli hiyeroksit? Eğer parayı aldıktan sonra kızı serbest bırakırsan buyur git. Ama kıza bir kötülük yaparsan yanarsın. Mangala koyulmuş taze mısır gibi patlatırım seni bilmiş ol. Yoksa bir şey yaptın mı kıza? Doğru söyle. Ya yapmadık. Yemin et, ekmek çarpsın de. Saçlarından tanıdım. Kim? Nerede gördün? İşte orada. Teknede oydu. Vay canına. Demek danışıklı dövüş. Benim gibi adamı bile atlattılar. Pes vallahi. Gidip şu kızla tanışayım. Ne yapacaksın? Gözlerinden öpüp tebrik edeceğim. Alemsin patron. Kaçırılmış gibi numara yaptı diyorsunuz öyle mi? İyi ama bunu niye yapsın ki? Paraya ihtiyacı yoktu. Yeterince harçlık veriyorduk. Evet.
pahalı bir alışkanlıktır diyorlar Cemilciğim. Ne demek istiyorsunuz? Üzgünüm ama kızınız... Ciddi olamazsınız. Bay Kamber bunu kızınızın gardırobunda buldu. İşte şimdi yıkıldım. Adam yıkıldı. Böyle şeyleri alıştıra alıştıra söyleyeceksin Pınar'cığım. Bak adam oldu. Herkese merhaba. Merhaba. Hadi. Baba beni affet. Kendimiz için yapmadık. Bir arkadaşımızın annesi hasta. Ameliyat olması gerekiyordu. Kadıncağızın ne sigortası var ne de parası. Bu para onun hayatını kurtaracaktı. İsteseydin vermezdin biliyorum. Bu şırınga senin mi? Bakayım. Aa evet, bununla pırtılı besliyordum. Ne? Bir de pırtıl mı var? Onu da hiç fark etmedik değil mi Pınar? Pırtıl benim kedim. Yavruyken çok hastaydı. Şırıngaya süt doldurup ağzına sıkıyordum. Sana inanmıyorum. Baba lütfen, sana niye yalan söyleyeyim ki? Kollarını aç, çabuk kollarını aç. Evet, açsan iyi olur. Hatta bacaklarını da aç. Ama neden? Çünkü sen bir... Kollarıma bakman seni rahatlatacaksa tabii. Sonuç olarak bu da bir baba ilgisi sayılır. Hadi baba, biricik kızına ilgi göster. 19 yıl sonra kızına ilk defa ilgi göster. Bence Elif doğru söylüyor, ona inanın. Evet, hazır kollarını açmışken sarıl, kucakla kızını. Hatta senden sonra ben de kucaklayabilirim belki. Elif, canım kızım benim, beni affedebilecek misin? Ben seni hep affettim baba. Ne o patron, ağlıyor musun? Hayır, havaya uyuyorum canım. Hadi yavaş yavaş duyalım. Yine çok karışık bir olayı tereyağından kıl çeker gibi çözmüş bulunuyorum. Beni tebrik edebilirsin. Tebrik ederim patron. Bir dahaki sefere böyle öpücük kabul etmem, ona göre.